İstanbul'un sokak isimleri değişti. Artık tabelalarda Gülen, Paralel, Kandil gibi isimler yazmayacak. Sadece o kadar da değil, anlamsız ve gülünç adlara da yer verilmeyecek. Himmet, Hizmet, Hakan Şükür, Gülen ve daha birçoğu. İstanbul'da FETÖ mensubu firari sanıkların ve terörist başını çağrıştıran yüzlerce sokağın ismi değişti. İstanbul Belediye Meclisi'nin aldığı karar İstanbul'daki onlarca semti yakından ilgilendiriyor. Bundan böyle Gülen, Paralel, Himmet ya da bu ölçekteki isimler artık sokak ismi olarak verilmeyecek. İşte yeni sokak isimleri. İstanbul Belediyesi vatandaşlardan gelen şikayetler üstüne düğmeye bastı. 192 yol ve sokak isminden 103'ü değiştirildi. Karar AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle alındı. Bulunduğumuz bu cadde Eyüp Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Gülen Caddesi'ydi. Uzun yıllardır bu isimle biliniyordu. Alınan yeni kararla birlikte bu caddenin ismi Şehit Ömer Halis Demir olarak değiştirildi. Caddeye girdiğinizde Gülen tabelaları halen duruyor ve değiştirilmeyi bekliyor. Şimdi tabelalar yavaş yavaş değiştirilecek. İstanbul'da terörist başının soyadını taşıyan toplam 25 sokak artık farklı isimler taşıyor. O sokakların bir kısmına Şehit Polis Erdem Özçelik, Şehit İhsan Yıldız, Jandarma Er Ferit Demir isimleri verildi. İsmi değişen sokaklar arasında Zaman, Samanyolu, Sızıntı, Aksiyon, Cihan, Himmet gibi FETÖ'cü yayın organlarını andıranların yanı sıra firari sanık Hakan Şükür'ün adını taşıyanlar da bulunuyor. Tuzla Postane Mahallesi'ndeki bu sokağın adı uzun yıllardır Hakan Şükür adını taşıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl Tuzla Belediyesi kararıyla ve bu yıl Büyükşehir Belediyesi onayıyla o tabela değiştirildi. Artık FETÖ sanığı eski futbolcu Hakan Şükür adını taşımıyor buradaki tabela. İsmi ise Şehit Halil Kantarcı oldu. Değişen sokak isimleri arasında gülünç ve ahlaka aykırı görülenler de var. Yuvarlak, Torbacılar, Zenne, Bayır Gülü bunlardan birkaçı. PKK terör örgütünü çağrıştıran isimler de sokak tabelalarından çıkarıldı. Bazı sokak ve caddelerdeki tabelalar yerlerinden sökülmüş durumda. Vatandaşlar navigasyon sistemine girdiklerinde o tabelaları hala görebiliyorlar. İsimleri değiştirilen sokakların zaman içinde internet ortamından da silinmesi planlanıyor.